Karga karga gak dedi çık şu dala bak dedi karga karga gak dedi çık şu dala bak dedi çıktım baktım o dala şu karga ne bu dala çıktım baktım o dala şu karga ne bu dala Bugün bu şarkıyla derse başlamak istedim. Niye? Çünkü sizlere bugün k harfini yani k sesini öğreteceğim. Küçükken söylediğim bir şarkıydı. Bilmiyorum hala bu şarkı var mı? Ama ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Buradaki söylediğim karganın başında K harfi var. Burada görüyorsunuz küçük K, büyük K diyoruz biz buna. E peki başka bu K harfi nerelerde var? Başka hayvan dostlarımızda var mı? Evet. Kedi var mesela. Köpek, e, koyun, değil mi? Keçi. Bunlar da var. Sonra insanların isimlerinde var. Örneğin Kerem. Değil mi? E, Kerime, Keriman, böyle isi, Kemal isimlerinde var. E, K harfini bu şekilde çeşitli varlıklarda görüyoruz. Örneğin eşyalarda da var. Mutfakta e, az önce gördüm. Kavanoz mesela K ile başlıyor. E, peki nasıl yazılıyor? K Ha bir de burada kalem var ya resmi unuttuk değil mi? Kalem de K harfiyle başlıyor. Nasıl yazılıyor? Şöyle yazılıyor. Üç aşamada yazıyoruz. Önce küçük k sesinden başlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru dikey bir çizgi çiziyorum. Sonra karşıdan bu çizdiğim dikey çizgiye küçük bir çizgi çekiyorum. Sonra yine aynı noktadan yatay biraz eğik bir çizgi diğer tarafa doğru gidiyorum. Ve k harfini böyle yapıyoruz. Bu şekilde çiziyoruz. Tabi bu arada kalem çizmiş oldu. Hatta üstünden geçeyim. Şöyle yukarıdan aşağıya bir dikey çizgi sonra karşıdan biraz eğik çizgi oraya ortasına ve aynı noktadan diğer aşağıya doğru yine bir eğik çizgi yardımıyla k harfini yapıyoruz. Büyükle de küçükle de aynı sadece onun bacakları büyük. Biz buna çocukken şey derdik bacaklı e, harf derdik. Bacakları olan harf derdik. Şöyle yukarıdan aşağıya bir dikey çizgi, karşıdan ortasına doğru bir eğik çizgi ve ortasından dışarıya doğru yine bir eğik çizgi çiziyoruz. E, i̇sterseniz boş bir kağıt üzerinde de çizelim. Hemen ben şöyle boş bir kağıt alayım. Önce büyük bir şey özür dilerim. Önce küçük bir k harfi yapalım. Yukarıdan aşağıya bir ay yamuk oldu. Düzgün çiziyorum. Ve bacaklarını yapmak için karşıdan geliyorum. Bu küçük k harfi bir de büyük yapalım. Yine dikey bir çizgi. Karşıdan ortasına geliyorum. Sonra ortasından dışarıya doğru gidiyorum. Bu arada kalemimizi değiştirelim. Bu kalem güzel yazmıyor. Diğer kalemi alayım. Peki k harfini daha önce öğrendiğimiz harflerle birleştirirsek neler yapabiliriz? Neler olabilir? Hemen yapalım. Mesela daha önceden öğrendiğimiz e harfi vardı, değil mi sevgili öğrenciler? E k yapıştırdım. Ek ek oldu. Ek. Başka a vardı mesela. A k ak oldu. Ek ak. Peki bunları şöyle yapsam, yerlerini değiştirsem. Önce k yapayım. Sonra yanına e gelsin. K e k e ne olur? K. Peki a gelsin. K a. K a nasıl söyleriz? K diye söyleriz. Peki başka neler yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım. K yapalım. E koyalım. K. Bir de bir tane daha k yapalım. K. Kek. Ne oldu? Kek oldu. Evet annemizin yaptığı çok lezzetli olan bir kek oldu. Başka ne yapabiliriz? Bakalım. Şöyle bir şey yapalım. L e L K E K L -le K Leke. Evet pantolonum leke oldu diyoruz değil mi bazen? Peki başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Şöyle yapalım. K A koyalım. K -a. L e, L K L Kale oldu. Başka ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bakın K A koydum K L K L K Kalk kalk. Sabah uyanırken annemiz ne diyor bize? Kalk. Okula geç kaldın. Hadi kalk diyor, değil mi bazen? Kalk. Son olarak bir şey daha yapalım. Şöyle yapalım. E L. elek. Evet. mutfakta kullandığımız elek. Örneğin bir şeyleri elemek için kullandığımız. Peki isimlerden neler yapabiliriz? Ee, şöyle ya da isimleri değil de şöyle bir hikaye cümleler yapalım. Sonra bu cümlelerden hikayeler oluşturalım. Ama ben kılavuz çizgili kağıt yapayım önce. Ha size bunda şeyi göstermedim sahi. Küçük k ve büyük k çizgili defterlerde, kılavuz çizgili defterlerde nasıl yazılacak onu göstereyim. Şöyle yapalım. Önce küçük. En baştaki çizgiden başlıyoruz. ikinci ve üçüncü çizgiye kadar geliyoruz. Alttaki çizgi boş kalıyor. Sonra tam ortasına gelecek şekilde bacaklar bu şekilde küçük k harfini yapıyoruz. Çizgileri taşırmamaya dikkat ediyoruz. Bu şekilde küçük k harfini sizler de benim gibi defterinize 3 sıra veya 4 sıra yazdığınız zaman yazdığınız zaman onu güzelce yazmayı öğrenirsiniz. Büyük K nasıl yapıyoruz? Yine üstteki çizgiden başlayıp üçüncüye kadar gidiyoruz. Alt çizgiye inmiyoruz. Karşıdan gelip yine üstteki çizgiden karşıya ortaya, da, ortaya gelip bacağını yapıyoruz. Sonra diğer bacağını yapıyoruz. Ve büyük K harfini yapmış oluyoruz. Şöyle yapalım. Bu şekilde sizler 3 sıra 4 sıra yazarak büyük K harfinin yazılışını öğrenmiş olursunuz. Şimdi dedim ya bazı bir iki tane cümle yapalım sonra bir tane de hikaye yapıp dersimizi bitiririz. Ne yapalım mesela? Şöyle yapalım. Önceden öğrendiğimiz şeylerden başlayalım. E la Ela Ela ne yapsın? Bir şey alsın. Ne alsın? K e ke, k Kek. Ela kek al. Evet, ne yaptık? Bir cümle yaptık. Ela kek al. Başka bir şey yapalım bir cümle daha yapayım sonra bir hikaye yapacağız K K K ke, K ke. Keke ee, ne yapsın hmm, şöyle bir muz yapalım evet k muz pek benzetemedim ama Keke muz ek le Keke muz ekle hani annesi muz, şey kek yapmış Ela'ya diyor ki Keke muz ekle. Yani muzları doğra kekin üzerine koy veya içine koy diyor. Hadi bir de hikaye oluşturalım. Ha şeyi göstermedim. Çizgili defterde nasıl yazacağız? K harfinde onu da göstereyim. Bir tane küçük yapayım şöyle. İki çizginin arasında sığıyor. Şu yani iki çizgiye dokunuyor ama bacakları iki çizginin yarısı kadar oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Ve bacaklarını iki çizginin yarısı kadar yapıyoruz. Büyük K da bu şekilde yapılıyor. Şöyle oluşturabiliriz. İki çizgiye de dokunuyor. Bacakları da dokunuyor. Yandaki çizgisi de dokunuyor. Bu şekilde çizgili defterde çalışanlar da böyle yapabilirler. Peki bunlarla ilgili öğrendiğimizle ilgili bir hikaye oluşturalım. Sonra onu okuyalım. Sizler de okursunuz. Defterinize yazarsınız. Hemen başlayalım. İlk önce başlık yapıyoruz. Tabii. Başlığı büyük harflerle yapıyoruz. K. E koyuyoruz. K. K. Kek. Az önce söylemiştik ya. Kim? Ela. Ela. Hemen yazalım. Kek. Kek. Al. Tamam. Ela kek alsın. Lale de alsın. Lale de kek alsın. Lale. Lale. Ama lale iki tane kek alsın. O zaman iki yapalım. İki sayısını yapalım. İki kek kek al. Lale iki kek al. Efendim ne yapalım? Al. Ela. E, bakın Ela yazarken cümlenin içinde Ela'nın başındaki E harfini hep büyük yapıyorum. Dikkat ettiniz mi? Çünkü insanların isimleri yazılar yazılırken İster cümlenin içinde olsun ister başında olsun insanların isimleri hep büyük harfle başlar. Çünkü onlar özel isimdir. O yüzden büyük harfle başlar. Al Ela al. Al Lale al. Ne alsın bunlar? Kek alacaklar değil mi? Şöyle yazalım. Şuraya yazalım. E buraya yazalım. E yetmeyecek diye hesap ettim de. Kek al. Son olarak bir de şöyle yapalım. Ela Ela Ela. Keke Keke Keke. Yani kekin içine şöyle bir bir kutu süt yapalım. Süt yazalım üstüne. Süt yazıyor burada. Tabii daha süt yazmayı siz öğrenmediniz ama süt yazısını görmüşsünüzdür marketlerdeki kutuların üzerinde. Ela, keke, süt. Ee, ne yazalım? Ekle. e k -le. Ela, keke, süt, ekle. Şimdi yazdıklarımızı okuyalım. Önce heceleyerek okuyalım. Sonra e, hızlıca okuruz. Kek. E-la. Kek. Al. La, le, iki, kek, al. Al, e, la, al. Al, la, le, al. Kek, al. E, la, ke, Süt, ekle. Ben burayı hızlı okudum. Ekle. Bir de normal hızlıca okuyalım. Kek, ela, kek, al. Lale iki kek al. Al ela al. Al lale al. Kek al. Ela kek süt ekle. Şimdi siz okurken böyle kaleminizle benim gibi yapmayın sevgili öğrenciler. Böyle kalemle takip etmeden hiç kalemi koymadan gözlerinizle okuyun. Ama ben kalemi niye koyuyorum? Sizlere nereye okuduğumu göstermek için koyuyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu hikayeyi defterinize buradan bakarak videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Ondan sonra 10 kere okursunuz. Sonra bir de hiç bakmadan anneniz size söyler. Örneğin der ki Ela kek al diye böyle söyler. Siz de hiç bakmadan yazarsanız iyice öğrenmişsinizdir demektir. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizlere başarılar iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.